Günler arkadaşlar. Bugün sizlerle Sarsınmaz'ın K245 modelini inceleyeceğiz. Hem inceleyeceğiz hem gene uzun vade kullanımda yorumlarını yapacağım ve silahın sökülmesinin takılması hakkında bilgiler vereceğim. Elimizdeki ürün tekrar dediğim gibi Sarsınmaz K245 kendi silahım. Ortalama 2000'e yakın mermi atmış bir silah. 3 yıldır falan da benim silahım. Sarsılmaz firmasının yapmış olduğu silahlar zaten yerli firmaların içinde gerçekten de kaliteli silahlar üreten bir firmalardan bir tanesi Sarsılmaz. K2 modeli elimdeki 45 olanı yani 45 kalibrelik 41 ACP mermisi kullanan bir silah. CZ platformunda bir silah. Hani sökülmesi, takılması aynı CZ'nin aynısı diyebilirim. Sarsılmaz, CZ-75 hepsi aynı sistem zaten. Silahın eldeki tutuluşu hiçbir bilmeyen bir insan eline aldığında buna 45 kalibre bir silah demez. Tamamen 9 mm çapındaki bir silahmış gibi his veriyor. Sadece atışa başladığınızda bu 45 kalibrenin gücünü o zaman hissediyorsunuz. Silaha gelelim. Silah dediğim gibi 2000'e yakın mermi attım bu silahla. Yani ya bir kere tutukluk yapmıştır ya da yapmamıştır diyebilirim. Bir sefer yaptı, o da merminin hatası diyelim. Depolu mermi denk geldi. Onunla alakalı. Yoksa tutukluk yapmamış bile bir silah bu. Gelelim silah inceleyelim. Şarjörümüz zaten boş. Silahımız boş. Silah son derece kullanışlı. Atış hassasiyeti çok güzel bir silah. Silah tanıyalım dersek normal dövme çekme namlusu var. Döküm çelik alt gövdesi var. Üst kısım komple çelik. Emniyet sistemi CZ'de olduğu gibi. Ayarlı bir gez kullanılmış. Silah hakkında başka da pek söyleyebileceğim değişik bir şey yok. Normal CZ platformundaki bir silah. Normal CZ'nin, Sarsılmaz'ın diğer modelleriyle aşağı yukarı aynı özelliklere sahip bir silah dış görünüşten. Herhangi bir ekleyebileceğim bir şey yok bu silah. Çünkü haybe vaktinizi almak istemiyorum. Silah güzel. Eleştireceğim tek bir şey söyleyeyim. Silahın şurasında mat siyah yazıyor. Mat siyah, bilmiyorum. Kamerayı gösterebilir miyim? Mat siyah yazıyor. Yani bu eleştirebileceğim bir şey. Yani bu silahtaki tek sevmediğim şey bu. İkincisi sevmediğim şeylerden bir tanesi. Ben bu silahı 25 metreye göre kendim sıfırladım. 25 metrede çok güzel isabetli atışlar yapabiliyor bu silah. Yalnız 25 metre sıfırladım ama gez biraz yukarıda ve gene bir 2 milim kadar bayağı bir sağ tarafa kaymış oluyor. Gez sağ tarafa kaymış ve yukarı kaldırmak zorunda kaldım ki 25 metrede çok güzel bir atış elde edeyim diye. İsabeti çok güzel, tetik ağırlığı çok güzel. Ama dediğim gibi şuradan tabii kamerada ne kadar belli oluyor veyahut da olmuyor anlayamıyorum ama gez sağ tarafta şu anda. Tam düz ortada durmuyor. Öyle olursa zaten tam düz şekilde koyarsam zaten 30 santim, 25-30 santim sağ, 25-30 santim yukarı benim nişan aldığım şeyden taşıyor, dışarı gidiyor mermiler. O yüzden de ben nokta atışı yapmak için de bunu kendime göre güzelce ayarladım. Ama bu sefer de böyle duruyor. Ve her 250 atıştan 250-300 atış sonrasında tekrar ayarlamak gerekiyor. Kendi çapında ayarı bozuluyor. 9 milim ve 45'i kıyaslarsak delme kuvveti 9 milimden daha az 45 kalibrenin. Ama enerjisine gelirsek
9 milimin 2 katı balistik güce sahip. 2 katı daha 2 katı daha güçlü bir enerjiye sahip bir silah. Hem patladığında onu hissediyorsun, hem de vurduğu cisimde parçalaması, tahribatı çok fazla bir silah, çok güçlü bir silah. Tabi gündüz isterken herkes 45 kalibre kullansın, ben de kullanmak isterim ama 45 kalibrenin yalnız ülkemizde mermi fiyatları yüksek olduğu için 45 kalibre bayağı bir tuzlu kaçıyor. Niye öyle oluyor? Ortalama makine kimyada zaten çok da mermi çeşidi yok da 0,70 dolar olması lazım. 0,70 dolar bir mermi. Bu da şu anda yani 7 lira civarında, 7 TL veya da daha da fazla olabilir. Bir rakama tekabül ediyor. Öyle olunca da 45 kalibre biraz tuzlu oluyor. Silahın atması, vurması, her şey çok güzel. Tetik ağırlığı çok güzel. Tabii tetik ağırlığı ilk başta yüksekti. Zamanla ata ata tetik ağırlığı iyice yumuşadı ve şu anda çok hassas bir tetiğe sahip. Silahta bunun üstüne sarsılmaz yaz. Mekka'nın jarjanını kullanmış. her seferinde hep aynı şeyi söylüyorum da sarsılmaz jarjanlarını sevmiyorum açıkçası. Ama burada Mekka'yı kullanması çok iyi olmuş çünkü beslemede hiçbir sıkıntı yaşamadım ve hiç dağıtlık yapmamış bir silah. Çünkü sarsılmaz jarjörlerinde bazen sıkıntılar olabiliyor ama Mekka'nın jarjörlerinde hiç problem duymadım, görmedim. Çok sağlam jarjör üreten bir firma. Silahın anlatacağım şeyleri anlattıktan sonra alta Picatinny ray koymuşlar buna, lazer, el feneri. Tabii ülkemizde lazer kullanmak yasak. Hani ben de mantığını anlamadım ama yasak işte. Kullanamıyoruz. El feneri takılı, taktikal ekipmanlar takılabiliyor. Bir de şunu söyleyeyim. Mesela bu silahı ya böyle taşıyacaksın ya da orozu çekip emniyet alıp böyle taşıyacaksın. Şu vaziyette istinatta. İstinatta şu vaziyette bu silah çok tipsiz oluyor bana göre. Ben bu şekilde bu silahı taşımak istemiyorum. Yani bilmiyorum arkadaşlar, siz bu şekilde taşır mısınız? Bana göre bu silah bu şekilde çok tipsiz bir hal alıyor. Yani eğer yorumlarda her seviyorsanız veyahut da sevmiyorsanız da yorumlarda belirtirsiniz sevdiğinizi. Çünkü ben bu şekilde bu silah taşımaktan nefret ediyorum. Taşımam bu şekilde. Ya bu şekilde taşıyacaksın indirip ya da horozu böyle çekeceksin, emniyeti alacaksın. Bu şekilde taşıyacaksın. Ama şu şekilde bence iğrenç duruyor. Hiç bana uymuyor. Gelin silah sökmesine. Standart CZ-75 veyahut da standart bir tane sarsılmaz kılıç 2000 Light veyahut da sarsılmaz herhangi modeli gibi. Solda zaten iki tane üstte nokta koymuşlar. Bunu üst üste getiriyoruz. Getirdik. Sonra daha sonra sağ taraftan bunu bastırıp elimizle bastıracağız ama sert olduğu için bir yere koymamız gerekiyor. Tık zaten attı. Bunu kaldırıyoruz. İleri doğru alıyoruz. Ve silah sökülmüştür. Silah çok temiz ama çok tozlu. Her taraf pamukçuk olmuş. Silahın namlusu dövme çelik. 2000 mermi atmasına karşın namlusunda hiçbir en küçük deformasyon, herhangi bir çizik vesaire bir şey yok. Ama zaten normal şartlarla namlusu her atıldıktan sonra silah güzel temizlenirse o silahın namlusunda hiçbir şekilde bir şey olmaz. Ama siz tutup da 300-500-1000 tane atmanız gerek yok. 3-5 mermi attınız ama silah pis bıraktınız. Daha sonra ateş ettiğinizde emin olun ki namluyu çizmiş olursunuz. Çünkü namlu beklerken kendi içinde pas tutar. Siz de attıktan sonra namlunun içine yavaş yavaş yemeye başlar ve namlunuz korozyona uğrar. Attıktan sonra mutlaka namlunuzu nemli, yağlı bir harbili mutlaka temizlemek zorundasınız. Üst kapak çelik. Üst kapakta standart tırnak üstünde. CZ tırnağı ama çok sert bir yayı var. Hiç elimle oynatamıyorum. İğne üst kapakta iğne bloğu, altta iğne bloğu var. Yani diğer anlatacağım bir şey yok silahta. Standart bir şey. Üst kapak. Alt gövde gene CZ'lerde olduğu gibi. Sarsılmaz diğer modellerin aynı sistem. Bunda da uygulanmış.
belki iç parçalar dahi birbirine uyabilir. Diyeceğim fazla bir şey yok. Standart sarsılmasın. Boydan boya ray kullanılmış. Bu sarsılmazın en sevdiğim yönü komple ray olması altta ve üstte. Silahın mukavemetini arttırıp uzun ömürlü olmasını ve daha stabil bir atış sağlıyor. Atışlarda daha stabil bir atış sağlıyor. Başka dediğim gibi başka da diyebileceğim bir şey yok. Standart bir CZ-75 standart bir sarsılmaz. Silahımızı toplayalım. Önce namlumuzu takıyoruz. İcramlı beyimizi takıyoruz. Silahımızı da taktık. Daha sonra bunu bu şekilde bastır üste getiriyoruz şuradaki şeyleri. Çekiyoruz ve bastırdım oturmuştur. Silah oturmuştur. Tabi boşa çakmıyoruz hiçbir zaman. Çünkü boşa çaktığımızda iğnemizin kırılma ihtimali var. İğneniz kırılırsa çok üzülürsünüz. Benim hatta Bernadelli bir marka silahım vardı. Onun iğnesi kırılmıştı. Ve başıma gelenleri size anlatsam bir tane boydan boya video olur. Ve onu size başka videoda açıklarım. Çok zahmetli bir iş. Çok maliyetli bir iş. Onu da ayrıyetten bir video yapıp anlatacağım arkadaşlar. Sarsılmaz KY-45 hakkında diyeceğim başka fazla bir şey yok. Tekrar baştan söyleyeyim. Sarsılmaz'ın üretmiş olduğu 45 kalibre. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Normal dünya standartlarındaki normal 45 kalibre çoğu silah hepsi 7+1, 8+1, 9+1 olarak üretilmekte genelde. Bu silah 14 tane mermi oluyor. Şarjörüne bir tane namlu 15 tane. 15 tane 45 kalibre 45 ACB mühimmat atan bir silah. Dünyada bunun gibi bu şekilde yüksek mermi kapasitesine sahip 45 kalibre silah pek yok. Var ama pek yok. Genelde hep 8+1, 7+1, 9+1 şarjörlerle beraber o şekilde üretilen 45 kalibre silahlar var. Artı sarsılmazın bu silahları dünya çapında başka ülkelerde de çok kullanılıyor. Ve çok alması yüzünden, çok mermi alması sayesinde çok yurt dışında rağbeti yüksek bir silah. Çünkü yurt dışında normal 9 milim, işte 357 Magnum, 45 kalibre mermi fiyatları pek bir fark etmiyor. Tek bazı bulunmayan ve hatta atıyorum 50 Action Express mesela 50 kalibre, yani veyahut da 500'lük Magnum. Bu tip mermiler gerçekten de yurt dışında da pahalı. Bizim ülkemiz zaten dehşet pahalı da orada da pahalı ama yurt dışında 9 milim 357, 765, hatta ya da şöyle bir silah belki de bulamazsınız. Yani öyle bir şey, yani öyle bir şey yoktur. Hep 9 milimetre olarak ve 40, özellikle 9 milim değil. Yurt dışında zaten genelde hep 45 kalibre kullanırlar çünkü aynı parayı alıyorlar. 9 milimle 45 arasında bir fiyat farkı çok cüzi vardı. Tabii ülkeden ülkeye değişebilir ama 45 kalibre genelde tercih oluyor. Bizim ülkemizde de ucuz olsa, teşke ucuz olsa 45 kalibre biz de çok atsak, biz de çok seviyoruz ama her şey maliyet. O yüzden de yerli firmalar da 45 kalibre çıkartacak diye bir duyum almıştık. Öyle dediler. Hatta ben bu silahı alırken de işte artık 3 sene mi oldu, 4 sene mi oldu işte. O zaman 45 kalibre üreteceğiz dedikleri için aslında ben bu silahı almaya niyetlenmiştim. Beğendim, aldım ama yerli mühimmat hala daha 45 kalibre çıkmadı ve böyle giderse zannetmiyorum çıkacağını. Çünkü artık 9 milim mermide bile doğru düzgün mermi bulamıyoruz. Yani MK istiyorum, MK yok. Sterling istiyorum, Sterling yok. Özkursan'dan istiyoruz. 3 aydır Özkursan bulamıyorum mesela. Yani şu anda mermilerde de ne olduğunu bilmesek de bir sıkıntı var diye düşünüyorum. Çünkü her istediğim mermi şu an ha deyince bulunmuyor arkadaşlar. Silah yeter kadar anlattım. Anlatabildiğim kadar anlatmaya çalıştım. Bu silah, gelelim taşıma işine. Bu silah taşınır mı? Bu silah taşınır arkadaşlar. Bu silah taşınır. Bu silah yalnız ağır bir silah. Boş ağırlığı 1 kilo 150 gram civarında. Bu silahın boş ağırlığı.
bir tane mermisi de ortalama 20 gram olsa, içine 15 tane mermi koysanız 300 gram yapar. 1 kilo 150 gram silah, 300 gram da mermiler, 1 kilo 450 gram, 1,5 kilo civarında bir silah belinize taşıyacaksınız. 1,5 kilo ağır bir, bayağı bir ağırlık. Taşıma esnasında size rahatsızlık verebilir ama alışıksanız ağır silah taşımaya sizi etkilemeyebilir. Ama hafif silah taşımaya alışmışsanız bu silah sizi yorar. Belinizde rahatsızlık yapar. Kırda, bayırda gezmeyi çok severim. Kırda, bayırda güvenlik amaçlı belinize takarsanız özellikle de olur ya, yabani hayvan vesaire, kendinize güvenerek belinize taşıyıp bu silah kendinize olan güveninizi daha da arttırır. Çünkü 45 kalibre gerçekten durduruculuğu yüksek bir kalibre. Her ne kadar tip olarak 9 mm'e benzese de atarken bunu çok rahat hissedersiniz. Başka da diyeceğim bir şey yok arkadaşlar. Videoyu biraz fazla uzattık galiba. Gene 45 kalibre silahlar hakkında ve K2 45 hakkında, özellikle bu silah hakkında kafanıza takılan veyahut da benden bilgi isterseniz arkadaşlar, çekinmeden yorumları yapabilirsiniz. Elinden geldiği kadar size yardımcı olmak isterim. Kendinize iyi bakın. Bu tip videoların devamını istiyorsanız arkadaşlar, kanalıma abone olmayı ve videomu beğendiyseniz de beğen butonuna tıklamayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.